Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere söz verdiğim gibi yavaş yavaş böyle birazcık bilgi içeriği üstüne daha çok antrenman noktasında şu sıralar bir şeyler anlatmayı düşünüyorum. Bugünün ilk konusu öncelikle şundan bahsedeyim, rebound nasıl gidiyor? Rebound güzel gidiyor. Bu hafta yaklaşık bir podyum ağırlığının üstüne 10 kilo ya yakın bir kilo aldık denebilir. Şimdi ilk başta diüretiklerden dolayı uçaktan indiğimiz ikinci gün falan bayağı bir su toplamıştım. Böyle çok garip bir şekilde bir rebound etkisi olmuştu o su atıcılarından dolayı. O yüzden bayağı bir kilo almıştım. 123'lere kadar falan çıktım. Sonra aradan 1-2 gün geçince zaten plana direkt başlamıştık pazartesi günü beslenmeye. Bilmiyorum en son geçen hafta çarşamba video çekmiştim. Bunları bahsettim mi bilmiyorum ama. Zaten direkt bunları bahsettiğim detaylı bir videoda yapmayı düşünüyorum böyle görsel kıyaslamaların olduğu. Neyse ondan sonra 117 kilo civarlarına düştüm. Sonrasında tabii geçen hafta birazcık yemek odaklı bir haftaydı. Açıkçası bir plan vardı tabii ki ama işte söz verdiğim insanlar olsun. Kendim ondan sonra birazcık kendimi tutamamam olsun. Bol yediğim bir hafta oldu. Aile evine gittik. Şuraya görseller çıkar. O aileye de söz verdiğimiz sofra kuruldu. Sonra işte birkaç kişiyle daha yemek yedim. Kendim sonra bayağı bir yemek yedim. Öyle bir hafta oldu. Yani yemek odaklı bir haftaydı ama kilomuz çok artmadı. Formda çok çok böyle bir değişme oldu olmadı gibi. Zaten belli bir oranda kilomun artmasını bekliyorduk. O da çok normal haliyle. Onun dışında antrenmanlar nasıl gidiyor? Onların hepsinden gerçi o dediğim rebound videosunda bahsederim. Genel anlamda şöyle bir özet geçmek gerekirse onu belki izlemek istemez herkes. Güzel bir haftaydı bizim için. Şimdi tekrardan bu hafta daha artık her şey rayına oturmuş biçimde yoluna devam edecek. Bugün kan testi vermeye gittim. Kan verdim. Onun da sonuçları birkaç güne gelir. Onu da zaten sizlerle paylaşacağım. Ve kan testinin sonucuna göre aslında birkaç tanesi çıktı. Şu an için iyi gidiyor. Çıkanlarda sıkıntı yok. Bakalım geri kalan nasıl gelecek. Ona göre de zaten durumu belirleyeceğiz. Ama beklediğimden iyi geldi gelenler. Bugün size anlatmak istediğim konu antrenmanlara başlangıç noktanız neresi olmalı? Başlangıç seviyesi birisiyseniz veya hatta bazılarınız kendini ileri orta seviye diye sınıflandırıp aslında başlangıç seviyesi olabiliyor. Çünkü hiçbir adam akıllı antrenman parametresi kullanmadan 10 ay gidilmiş bir spor salonu üyeliği ya da 10 ay spor salonuna gitmek sizi başlangıç seviyesinden yukarı taşımayacak arkadaşlar. Çoğunuz bu hataya çok düşüyor. Ben mesela online coaching'de de görüyorum. İşte hocam ben yalnız 10 aydır gidiyorum. Tamam hani senin o zaman bana bir rakamlarını söyle. Nereden nereye çıktın? Bir logbook'unu göster bir. Nereden nereye progres ettin? Bir ilerleyişin nasıl? Yok. Adam 10 ay önce salona girip 2,5 bench takıyormuş. Şu an aynı ağırlıklarla tekrardan bench yapıyor ya da yapmıyor. Ya da ne yaptığını bile bilmiyor. Hiçbir set failure'a bile gitmiyor. Effort desen yok. Sen başlangıç seviyesi. Senin 10 ay gitmiş olman hiçbir şey ifade etmiyor. Öncelikle bunu kavramamız lazım. Onun dışında antrenman sisteminde şimdi başlangıç seviyesi birisi için bağlılık en önemli nokta arkadaşlar. Piramidin en altında bağlılık var. Neden? Çünkü hayatınızda daha önce sahip olmadığınız bir disiplini, hayatınızda daha önce hiç olmayan bir rutini hayatınıza dahil ediyorsunuz. Bu başlangıç ve başlangıcın sonları orta seviye bir sporcu için bağlılık denebilir. Yani piramidin en altında bağlılık var. Peki bu bağlılığı yakalamak için, bu bağlılığı sağlamak için ne olmalı? Antrenmanlardan keyif almalısınız. Kesinlikle başlangıç seviyesi bir sporcuysanız antrenmanlardan keyif almalısınız, eğlenmelisiniz. Fakat bu seviye atladıkça yani bizim için advanced, ileri seviye bir sporcu ya da orta seviye bir sporcu için artık bu keyif kısmı, antrenmandan keyif almalısın, eğlenmelisin işte kısmı hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani bizim için önemli bir değişken değil. Bunu da önce kavrayalım. Belki başlangıç seviyesi bir sporcu için önemli. Keza oraya da geleceğim. Onlar için de belli bir noktada önemsiz olmak zorunda. Fakat bizim için bir kıstas olmamalı arkadaşlar. Özellikle spesifik hedefleriniz varsa bu sporda kesinlikle eğlence sizin için, keyif sizin için bir önemli dış değişken olmamalı. Örnek vermek gerekirsem mesela bacaklarınız geridedir. Sizin haftada 3 gün atıyorum alt vücut sıklığınız vardır.
Mesela örnek vermek gerekirse, atıyorum alt vücudunuz eksiktir, haftada 3 gün bacak sıklığınız vardır, alt vücut çalışıyorsunuzdur. Bu kimsenin, yani çoğu kişinin hoşuna gitmez, fakat sizin spesifik olarak böyle bir şeye ihtiyacınız varsa, yani bacaklarınız gerideyse, burada keyif aramazsınız, burada sonuç ararsınız. O yüzden bunu yaparsınız. Daha çok keyfe bakmadan ya da eğlenceye bakmadan. Fakat başlangıç seviyesi bir arkadaşsanız da, başlangıç seviyesiyseniz de veya siz birisine bir başlangıç seviyesi program veriyorsanız, yazıyorsanız, tek odağınız keyif olmamalı gene. Çünkü eğer tek odağınız keyifse ve sadece keyif aldığınız şeyleri yapıyorsanız gene gelişiminizden çok fazla çalacaksınız demektir. Çünkü zaten en çok gördüğüm hatalardan bir tanesi, işte atıyorum şöyle garip garip kalıplar var arkadaşlar. İşte başlangıç seviyesi adam salona yeni geldi, full body adaptasyon. Adaptasyon. Full body adaptasyon, fix kelime bu. Ne kadar yapılır? 6 ay yapılır. Yani belli de bir süre var, anladın mı? Yani sen 6 ayda bench'ini 0 kilodan eksi 5 kiloya da götürsen gene 6 aydan sonra full body yapamazsın. 6 ay onur raconu. Ondan sonra ne? Direkt normal split. Göğüs, kol, bacak, cartçurt. Hani bir kere zaten tamam, herkesi göğüs, kol, bacak çalışmak çok keyifli gelecek. Ama siz eğer başlangıç seviyesiyseniz, yani ileri seviyenin ilerisi değilseniz zaten hiçbir zaman bence o noktada değilsiniz. Gerek de yok. Ben öyle düşünüyorum. Başlangıç seviyesiyseniz ve size keyifli geliyor diye eğer gidip de bir normal split yapıyorsanız gelişiminizden tonla çalacaksınız arkadaşlar. Zaten benim en çok yıkmaya çalıştığım algı ve bizim en çok aslında yıkmaya çalıştığımız algı bu kalıplaşmış düşünceler ve bunlar çok fazla var. Ve bunlar bizle beraber çalışmak isteyen insanlarda da yüklü bir şekilde geliyor. Çünkü çevreden geliyor. İşte atıyorum salona gidiyor, salona kayıt oluyor. Oradaki X kişisi, Y kişi diyor ki ya sen ne yapıyorsun, full body mi yapıyorsun? Onu full body yapılır mı? 6 ay yapılır, bırakılır. Racon budur. Ya da sen 7 aydır geliyorsun, neden full body yapıyorsun? İşte atıyorum full body yapılır mı? Sen bu sporda 4. haftan mı? Ya da atıyorum işte direkt göğüs kol yap, full body ile gelişemezsin. Ya böyle yani böyle saçma sapan kalıplar var. Halbuki yani full body bir rutinle de orta seviye, ileri seviye bir sporcular bile verim alabiliyorken ki keza başlangıç seviyesi birisi için, bakın üstüne basarak söylüyorum, en çok verim alacağı sıklık seviyesi bu. Şimdi full body split'iniz nasıl olmalı? Sizden nasıl bir full body split yapmanızı istiyorum. Önce ondan bahsedeyim. Gün aşırı çalışacaksınız. Yani bir gün on, bir gün off, bir gün on, bir gün off. Ve bu off gününü sizin gerçekten full dinlenmeye odaklanacağınız bir gün olacak. Yani bir antrenmandan diğer antrenmana kadar iki uyku hakkınız var arkadaşlar. Bu iki uykuyu da çok iyi almanız gerekiyor. Siz güçlendikçe zaten o off day size iyi gelecek. İlk başlarda böyle hani işte bir gün off vermeniz aslında arka arkaya gidebiliyor gibi hissedebilirsiniz. Ama emin olun o bir off day iyi, yani size iyi gelecek güçlendikten sonra. Ve bundan daha sık bir sistem uygulamak imkansız arkadaşlar. Ben yani bundan daha sık bir sistemle iyileşebilmeniz çok mümkün değil. O yüzden uygulayabileceğiniz en iyi sıklık bu. Evet, sıklık konusuna gelirsek sıklıkla ilgili birçok farklı araştırma var. Burada yanlış anlaşılan bir nokta var, onu açıklamak istiyorum. Şimdi araştırmaların bazıları haftalık atıyorum 6 set bacak setiniz, 6 set bacağınız var. Bunu pazartesi yapmakla pazartesi, çarşamba, cuma yapmanın gelişim açısından bir farkı olmadığına dair araştırmalar var. Fakat burada yanılan nokta şu arkadaşlar. Şimdi her şeyi şu şekilde incelemeliyiz. Bu 6 setin 6'sının ne kadar intens, ne kadar yoğun setler. Benim sizde bu arada bu setup'tan istediğim setlerin eforu çok yüksek setler. Hepsi failure'a giden setler ve %100 odağınızı verdiğiniz setler. Şöyle anlatayım. Atıyorum 2 set squat yapacaksınız, 2 set hack squat yapacaksınız, 2 set leg press yapacaksınız. Toplamda 6 setiniz var haftalık. Eğer siz bunu pazartesi günü yaptığınız zaman şöyle düşünün. İlk 2 set squat setini yaptınız full fokus bir şekilde. Sonra hack squat'a geldiniz. Hack squat'ta yaptığınız 2 setle bu hack squat'ı, işte atıyorum çarşamba gününü attığınızı düşünelim. Çarşamba günü yaptığınız 2 hack squat seti kesinlikle bir olmayacak ve aynı uyarımı sağlamayacak arkadaşlar. Yani siz pazartesi 2 set squat, çarşamba 2 set hack squat, cuma günü 2 set leg press'e bölüp yaptığınız bir haftalık total hacimden ziyade pazartesi günü hepsini arka arkaya yapışınız aynı değil. Çünkü pazartesi günü zaten antrenman sonlarına doğru geldiğiniz zaman bir
kesinlikle ağırlıklarınız böldüğünüz sıklığa göre düşecek. Ve biz ne diyoruz? Mekanik gerilim büyümenin en önemli faktörü. Ve büyümenin en önemli faktörü buysa load, yani ağırlık, bizim için en önemli şey. O yüzden daha fazla, daha ağır kaldırıp daha çok güçlenmek için ne yapmamız gerekiyor? Bunu sıklığa güzel bir şekilde haftanın içine dağıtmamız gerekiyor ki yüksek eforlu ağır setler yapabilirim. O yüzden dediğim gibi ikisi kesinlikle aynı olmayacak. Sıklığı böldüğünüz şekilde daha fazla uyarım sağlayacaksınız, daha fazla mekanik gerilim sağlayacaksınız, daha fazla gelişeceksiniz. Öncelikle bu sıklık konusunda bunu konuşalım. Gelelim nasıl yapacağız? İki çeşit antrenman yapmanızı istiyorum. Ağır üst vücut, hafif alt vücut, bu bir kombinasyon olacak. Ve sonrasında zaten bunların ikisi, yani bu ağır alt vücutlardan iki tane ve ağır üst vücutlardan da iki tane olmuş olacak. Onu zaten anlatacağım size. Yani onu böyle switchlemeniz için, değiştirmeniz için. Şimdi ağır pazartesi geldik. Ağır alt vücut ve hafif üst vücut yapıyoruz arkadaşlar. Alt vücutta neler yapacağız? İki set compound bir alt vücut egzersizi yapıyoruz. Ne olabilir? Squat olabilir. Eğer formunuz, mekaniğiniz iyiyse, formunuz iyiyse, bakın arkadaşlar, formunuz iyi değilse çok fazla oturtmadan buna bulaşmayın. Smith squat olabilir. Hack squat olabilir. Atıyorum salonda başka squat makinesi varsa pendulum squat falan, o olabilir. Leg press olabilir. Varyasyonu olabilir. İki set yapıyoruz. Bunu 6 ila 10 tekrar aralığında bir ağırlık seçerek yapacağız. Yani bu tekrar aralığında kalacağımız bir ağırlık seçerek yapacağız. Ve haftadan haftaya zaten arttıracaksınız. Progressive overload yaparak. Ondan sonra bir set leg curl yapıyoruz. Bir set adductor yapıyoruz. Bir set extension yapıyoruz. Ve sonra en son calf yapacağız. Şimdi bunların sıralamasından bahsedeyim. Bunların sıralaması şu şekilde olabilir arkadaşlar. İlk geldiniz, leg curl setinizi attınız. Bir set, bakın bir set. Şimdi bir set diyorum arkadaşlar, burada sıkıntı şu işte, zaten en çok yıkılması gereken algı bu. E hocam bir setle kas mı gelişir? E hocam bir set mi gerçekten? E hocam bir setle olacak iş mi bu? Arkadaşlar bir setle olacak iş. Sizin zaten en iyi iyileşeceğiniz, en iyi güçleneceğiniz hacim oranı bu. Buradaki olay haftadan haftaya, antrenmandan antrenmana sizi güçlendirmek. Buradaki asıl olay antrenmandan antrenmana sizi güçlendirmek ve 6 ay içinde, bakın 6 ay içinde gerçekten eğer bu sisteme sadık kalıp öyle cartı curtu sulandırmadan, yok işte bak bir set yapılır mı, bir set de şuraya ekleyeyim, bir set de buraya ekleyeyim, işte yok ya yapılır mı böyle, bununla gelişilir mi, ya da zor gelecek bir yerden sonra bu arada. Yani bir kullandığınız o işte göğüs, kol, cart, curt tarzı bir splitten yaklaşık 5 kat daha zor gelecek güçlendikten sonra. Ya gelip o 2 setlik squat setini atmak istemeyeceksiniz çünkü o kadar yüksek bir efor seviyesine sahip olacak ki belli bir yerden sonra o setler. İstemeyeceksiniz yani. O salona gelmek istemeyeceksiniz. Kendinizi çok yorgun hissedeceksiniz. Yani acayip zorlayacak sizi. Zaten olay bu. Kimse zaten zor olanın peşinden gitmiyor. Her zaman hani daha böyle bizim için eğlenceli, kolayı seçiyoruz. Eğer başlangıç seviyesindeysek eğer, o tarafa yönelmek bizim için daha cazip geliyor. Ben de o süreçlerden geçtim ve o tarafa yöneldim. Ama işte size bunu gösterip bunu yapmanız daha mantıklı ve emin olun 10 aylık bir süreçte, 12 aylık bir süreçte, bir yıllık bir süreçte hani inanılmaz değişeceksiniz gerçekten buna sadık kalırsanız. Ve hani çevrenizde aynı anda başladığınız arkadaşlar olursa genelde onlar mesela o tarafa yöneliyor. Ve hani 12 ay sonra çok ciddi bir aranızda fark olacak. Çıkıp şortu sıyırıp bir önlerinde quad stamp verebilirsiniz yani. Sonra leg curl setinizi attınız. Adductor setini burada atabilirsiniz istiyorsanız. Sonra da atabilirsiniz. Sonrasında compound'ınızı yaptınız. Compound hareketinizi 2 setlik. Bir set leg extension'ınızı yaptınız. Sonra standing ya da işte atıyorum oturarak cartçut bir şekilde bir calf raise attınız 2 set. Bunların hepsi de 8-12 tekrar aralığında olacak. Yani compound hareketiniz 6-10 tekrar aralığında olsun. Geri kalanlar 8-12 tekrar aralığında olsun. Sonra bacakla işimiz, yani ağır alt vücutla işimiz bitti. Hafif üst vücuda geçiyoruz. Pazartesi günü hafif üst vücut içinse bir set chest press yapacağız. Bir set shoulder press yapacağız. Gene bakın bir set. Bir set triceps compound yapacağız. Sonrasında bir latslarınız için bir hareket ve upper üst sırtınız için bir hareket. Sonrasında triceps izole, biceps izole ve abs yapıp kapatabiliriz. Burada neden birer set? Çünkü zaten
İlk 3 pres setinin hepsi birbirleriyle çok bağlantılı arkadaşlar. Yani bir chest setinde, chest pres setinde zaten omuzlarınız çalışacak. İşte atıyorum shoulder pres setinde gene göğsünüz bir nebze çalışacak. Triceps compound'da hepsi çalışacak. Yani aslında orada 3 setlik bir itiş var. Bu aynı zamanda upper, sonraki geldiğiniz çarşamba gününde. Bu arada hani günlere bölmeyin. Hani bir gün off, bir gün off, bir gün on, bir gün off, bir gün on şeklinde düşünün. Ama çarşambaya geliyor diye çarşamba diyorum. Çarşamba günü de heavy upper yaptığınız zaman da bu şekilde olacak. Yani 3 setlik bir itiş varmış gibi düşünün ve 3 setlik intens, yoğun bir itiş size hayli yetecektir. Buradaki önemli olan dediğim gibi bu yüksek eforu sağlamak arkadaşlar. Chest press'te mesela ne yapabilirsiniz? Makineli flat press yapabilirsiniz. Varsa flat press, bir chest press makineniz varsa yapabilirsiniz. Ağırlık yüklemeli olabilir. Shoulder press için high incline simit yapabilirsiniz. Ben bir ara yapıyordum biliyorsunuz. Triceps compound için dips yapabilirsiniz. Assisted bu McFit'lerde oluyor genelde ya da atıyorum her salonda var. Destekli dips aleti. Onu yapabilirsiniz. Lats'larınız için yukarıdan bir çekiş hareketi, lat pulldown yapabilirsiniz atıyorum. Hem güzel temel bir egzersiz olabilir sizin için. Ya da atıyorum benim yaptığım o single çekişler olabilir. Supinated. Sonrasında bir upper back row, T-bar chest supported olursa çok iyi olur. Ya da dumbbell chest supported row olabilir. Üst sırtınız için güzel bir çekiş hareketi. Sonrasında bir triceps izole, bir push down tarzı bir şey olabilir. Bir biceps için bir izole. Curl, istediğiniz bir curl şekli, cable'da yapabileceğiniz bir curl olabilir. Yani burada sizi de özgür bırakıyorum çünkü bunları switch edin, değiştirin diye. Şimdi bir dahaki antrenman farklı hareketler seçebilirsiniz. Kendiniz için daha uygun hareketler seçeceksiniz. Burada aslında birazcık da özgür bırakmamın sebebi ne? Yani ben size tak tak şunu 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 yapın diyebilirim mesela atıyorum. Ama burada işte mesela ne dedim, squat'ta mekaniğiniz uygun değilse. Gerçekten eğer yakalayamıyorsanız o mekaniği yapmanızın bir mantığı yok. Ya da triceps'te atıyorum bir şeyleri de kendinizin tecrübe etmesi lazım. Çünkü dediğim gibi yenisiniz yani. Yeni bir şey öğreniyorsunuz. Yeni bir süreçtesiniz. Bir şeyleri deneyin, anladın mı? Bir işte atıyorum triceps push'tan seçin. Yapın. Bir 4 ay yapın bakalım. Ondan sonra baktınız verim almıyorsunuz ya da form falan her şey mükemmel. Ona rağmen soru işaretleri var kafanızda. Değiştirin. Yeni hareketler öğrenin. Gibi gibi yani birazcık da aslında vücut geliştirmeyi ya da işte sporu öğrenme süreci gibi de bakılabilir. Evet, çarşamba geldiğinizde, şimdi çarşamba tekrar geldiniz. Bu sefer heavy upper var, ağır üst vücut var, hafif alt vücut var. Gene tekrar aralığınız, bu arada tekrar aralığınız hafif alt, hafif üst vücutta 12-15 tekrar aralığında olsun arkadaşlar. Yaptığınız bütün egzersizlerde, yani o chest presslerde falan filan 12-15 olsun. Fakat çarşamba geldiniz. Presslerde 8-10 veya 6-10 aralığında bir şeyler yapabilirsiniz tekrar aralığı bakımından. Sonrasında gene set sayılarımız aynı ve tamamen bu arada farklı egzersizler seçmenizi istiyorum. Pazartesi light, pazartesi hafif üst vücutla çarşamba günü ağır üst vücut arasında farklı egzersizler seçmenizi istiyorum ki onlar zaten böyle haftadan haftaya switch olacak, şimdi söyleyeceğim. Ondan sonra gene birer set. Tekrar aralığı dediğim gibi düşük, hani maksimum 12 tekrar olsun, onu geçmesin. 6-12 olabilir aralığında ya da 6-10 tekrar aralığında olabilir. Setler atacaksınız ve gene birer set, kesinlikle gene birer set, hiçbir şey değişmiyor. Hareketler değişecek tabii ki de, hareketleri değiştirebilirsiniz, switch edebilirsiniz. Sonra ağır üst vücut yaptıktan sonra hafif alt vücuda geçiyorsunuz. Hafif alt vücutta da gene tekrar aralıkları, set sayıları gene aynı. Sakın set eklemeyin, set çıkarmayın. Set aynı, sıralanış aynı. Burada da egzersizleri değiştirebilirsiniz, sıkıntı yok. Ve gene atıyorum ve gene burada da tekrar aralığınız bu sefer 12-15 tekrar aralığında olacak arkadaşlar. Compound'larda belki 12'de, hani o civarlarda daha yakın kalabilirsiniz. Zaten bir tane compound'ımız var. Bu hafif alt vücudunuz olmuş olacak ve bu iki gün pazartesi çarşamba bittikten sonra tekrardan, yani şöyle anlatayım size. Şimdi iki tane ağır üst vücudunuz, iki tane ağır alt vücudunuz olacak ve bu dördünde de hepsinde farklı egzersizler olmuş olacak arkadaşlar ve bunları sürekli switch edeceksiniz. Şimdi pazartesinde kullandık biz ağır üst vücut, ağır alt vücut kullandık, değil mi? Pazartesi kullandığımız ağır alt vücudu bir dahaki ağır alt vücutta kullanmayacağız. Bir dahaki ağır alt vücutta ağır alt vücut 2'yi kullanacağız atıyorum.
Sonraki bir daha ağır alt vücut geldiğinde tekrardan ağır alt vücut 1'i kullanacağız ve 1'deki ağırlıklarımızı arttırmaya çalışacağız. Yani 8 gün gibi düşünebilirsiniz. Şimdi ağır alt vücut var. 1, ağır alt vücut 1 var. Çarşamba günü hafif alt vücut var. Ondan sonra tekrardan ağır alt vücut gelecek ya. Burada ağır alt vücutta farklı bir egzersiz seçimi kullanıyoruz. Sonraki ağır alt vücutta gene burada ilk kullandığımız egzersizleri kullanıyoruz. Ve burada kullandığımız ağırlıkları burada arttırmaya çalışıyoruz 2,5 kilo. Keza aynısı ağır alt vücut 2 için de geçerli. Onunla başladığımız zaman da arttırmaya çalışıyoruz. Keza aynısı ağır üst vücut için de geçerli. Salı günü, çarşamba günü kullandığımız ağır üst vücutla ondan sonraki kullandığımız ağır üst vücut aynı olmayacak. 1 ve 2 A ve B varyasyonu gibi düşünebilirsiniz. Fakat ondan sonra B'den sonra tekrardan A'ya gelecek ve biz bu A'daki ağırlıkları arttırmaya çalışacağız. Açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Sorularınızı alta bırakabilirsiniz. Zaten ilerleyen videolarda cevaplayacağım. Ve eğer böyle bir 4-5 ay geçirdikten sonra, 5-6 ay diyeyim, iyileşebildiğinizi düşünebiliyorsanız böyle sağa sola birer set ekleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Böyle ekleyebilirsiniz dedikten sonra işte burada işin ucunu alamadığınız için ekleyebilirsiniz demek de istemiyorum. Mesela ne eklenebilir? Atıyorum bir set triceps compound'ınıza ekstra bir set ekleyebilirsiniz. Ya da atıyorum leg extension'ınıza ekstra bir set ekleyebilirsiniz. Ama bu tabii önce bir 6 ay daha iyice bir güçlendikten sonra olacak bir şey. Yani bu tarz bir sistemde arkadaşlar eğer iyi dinlenebiliyorsanız, iyi uyuyabiliyorsanız, iyi beslenebiliyorsanız, yani su tüketiminiz iyiyse, stresinizi iyi yönetiyorsanız güçleneceksiniz. Bakın güçleneceksiniz. Bu dediklerimi eğer yapıyorsanız antrenmandan antrenmana güçleneceksiniz. Ve o başlangıç seviyesinin o tatlı, o potansiyelini, güçlenebilme potansiyelini, o antrenmandan antrenmana güçlenebilme potansiyelini kullanacaksınız. Ve 6-12 ay içinde şoka gireceksiniz. Ya gerçekten değişim sizi çok şaşırtacak. Bundan eminim. İşte ama zor olacak belli bir yerden sonra. Burada gidip de kendi dikkatinizi dağıtıp o diğer splitlere atıyorum göğüs çarçurtlara odaklanmamanız ya da setlerden kaytarmamanız, işte atıyorum formlarda sıkıntı yaşamamanız, eforu düşürmemeniz, bunlara odaklanmanız gerekecek. Falan filan. Ya şöyle düşünün yani siz mesela atıyorum haftada 4 defa bacak çalışacaksınız. Bu bir hafta 4 defa çalışıyorsunuz, bir hafta 3 defa sanırsam. Öyle oluyor. Ayda 14 bacak eder. Ayda 14 defa bacak çalışacaksınız. Ve bu 14 bacak antrenmanı sizin için hep bir uyarım olacak. Ufak ufak. Çünkü güçleniyorsunuz. Fakat normal split yapan birisi olsa haftada bir kere bacak çalışıyor ve 4 bacak yapmış olacak haftada, ayda. Yani baktığınız zaman şimdi 10 aylık bir sürece bakalım. Siz 140 defa bacak yapmış olacaksınız. Onlar 40 defa. Bu kadar basit. Şimdi burada çok, her zaman çok iyi midir? Hayır. Ama mantıkken, ama mantıklı şekilde çoku kullanmanız gereken yerde de çoku kullanmalısınız. İşte orası burası. Tabii ki de size gidip kimse 5 sene spor yaptıktan sonra böyle bir sıklık kullanın demiyor, demeyecek. Zaten böyle bir sıklık kullanmayacaksınız. 5 sene gerçekten düzenli yaparsanız ve böyle bir başlangıçla başlarsanız birçok temeli kapatacaksınız arkadaşlar. Bakın birçok temelden kastım ne? Zaten çok iyi gelişeceksiniz. Burası aşikar. Bir ikincisi, temelleri öğreneceksiniz. Bu temeller ne? Progressive overload, güçlenmek, mekanik gerilim. Bunlar kas geliştirmenin temelleri. Bunları öğreniyor olmak size uzun vadede çok şey katacak ve zaman kaybınızı önleyecek. Niye zaman kaybınızı önleyecek? Çünkü hepimiz zaman kaybettik buralarda yani. Ben gittim atıyorum uzun zamanlar işte normal splitler yaptım. Böyle saçma sapan yüksek hacimli antrenman sistemleri denedim. Atıyorum işte bazı şeylerin önemini, bazı diğer dış değişkenleri atıyorum kısıtlayıp ya da %4-4'lük yapmayıp başka şeylerden medet umdum. Bunların hepsinin hataları yaptık yani. Biz size aslında burada birazcık da yani hatalardan ders veriyoruz gibi bir şey. Ya da işte hatalardan örnek veriyoruz. Çok iyi anlıyorum hepinizi. Özellikle burada mesela online danışmanlık öğrencilerime de çok seslendiğim bir video oldu. Bu serzeniş gibi olsun. Çünkü mesela çok fazla oluyor. Yani o sanıyor ki ben onun kötülüğünü istiyorum gibi yani. Yani adam mesela gelmiş hocam ben işte 3 aydır yapıyorum. İşte o rakamlarını sormuşum. Bench press ne hocam? L'dayız yani o seviyedeyiz. Hocam siz emin misiniz ya işte bana full body yazmışsınız ama ben 4 aydır gidiyorum. Ya emin misiniz bundan? Yani sanki ben orada adamın kötülüğünü istiyorum gelişmesin diye uğraşıyormuşum gibi.
O yüzden fullback yazdım. Aynen. Yoksa split yazsam daha iyi. Ama ben dedim ki bu seni geliştirmeyeceğim gibi bir algı var. Umarım anlaşılmıştır. Bundan sonra nasıl mesela ileri upper lower'a geçilir? Bundan sonraki seviye upper lower. Ondan bahsederiz. İşte size neler geçmeniz gerektiğini söyler. Onlardan bahsederiz birazcık. Dediğim gibi hani bu bir süreç, bu uzunca bir yol. Acele etmeyin. Acele etmek bize bir şey katmayacak. Yani elimizdekileri kullanarak eğer şu anki konumdayken elimizde bu varsa, yani elimizde taş varsa taş atacağız. Elimize mızrak geldiğinde mızrak atacağız. Balta geldiğinde baltayı sallayacağız. Ama elimizde hiçbir şey yokken baltayı kaldırmaya çalışmanın bir mantığı yok. Bu sefer hiçbir şey atamazsın. Elinde taş atabilecek kuvvet varken taş atacaksın. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi güzel bir sırt antrenmanı yapacağız. Garip bir şekilde çok acıkıyorum. Daha bir saat oldu yemek yiyeli. Doymuyorum. Antrenmana gideceğiz. Güzel bir sırt. Full day var. Kendinize iyi bakın. Bundan sonraki video rebound inşallah güncelleme gelirse beslenmemize, cartımıza, curtumuza o tarz bir video yapmak istiyorum.